Allah imanı sevdirir. Velakin Allah habbebe ileykumul iman. Fakat Allah imanı size sevdirdi. Ve zeyyenehu fi kulubikum. Ve onu Hucurat suresinin 7. ayeti kalbinizde süsledi imanı. Allah imanı sevdirirse ne olur? Karşınızdakinden iman kokusu alır, iman kokusunu aldığınızın imanını sevmeye başlarsınız. İmanı sevmeye başlayan bir mümin, müminin tırnağını zayi etmez. Tekfircilik imanı sevmeme hastalığından neşet eder. Onun için de işte Allah ona imanı sevdirmemiş. İmanı sevmemiş ki Allah da sevmemiş. Ve zeyyenehu fi kulubikum. İmanı severseniz ne olur? Onu kalplerinizde süsler diyor. Süslü göster. İmanı Allah süslerse ne olur? Allah süslerse iman cazibedar olur. Artık o imanın cazibesine ışığa gelen kelebekler gibi gelir insanlar. İman o insanda parlamaya başlar. Yahu der insanlar, sende bir şey var. Adını koyamadığım bir şey. Bir cazibe var, bir güzellik var. İşte imanın Allah tarafından süslenmesi. Ve kerrahe ileykumul kufra. Ve o size küfrü kerih gösterir. Küfürden istikrah edersiniz. Ya ikrah getirirsiniz. Ve tiksinirsiniz. Bu çok önemli. Vel füsuka vel isyan. Fısktan da tiksinirsiniz. İsyandan da tiksinirsiniz. Bu ne büyük lütuf değil mi? Yani insan... Yani fıskı seviyor ama zor tutuyor kendini. Seviyor. Yani günah işleyecek. Günahı çok seviyor. Ama zor tutuyor. Bu insanı boş bırakmaya gelmez. İlk boşluğunda atlar. Ama bu adam fıskı, günahı hiç sevmiyor. Nefret ediyor. Boş bulunsa da gitmez. Bıraksanız da gitmez. Hatta üstüne bir de kaymak koysanız gene gitmez. Ne diyordu Efendimiz? Süheyb-i Rumi için. Vallahi bu zat Allah'ı hiç tanımamış olsa yine de günah işlemezdi. Allah Allah. Nasıl bir şeyse. Böyle adamlar var biliyor musunuz? Adam som altın. Çamura at altın. Yani hiç Allah'ı tanımamış olsa, İslam'ı tanımamış olsa, Kur'an tanımamış olsa fıtratını öyle bir koruyor ki Allah'ın izniyle yanlış yine yapmaz. Yani o tabii fıtratının üzerine titreyen, bu tesadüf değil. Fıtratını üzerine titreyen şahsiyetler için geçerli. İman kardeşliği ve ilahi müdahale. Lev enfakte ma fil ardı cemiyan, ma ellefte beyne kulub. Velakinnallaha ellefe beyne. Sen yeryüzünün tüm hazinelerini verseydin onları birbirine sevdiremezdin. Ama Allah onların kalplerini birbirine telif etti. Evet. Enfal suresinin 63. ayeti. O zaman zengin kimdir sorusuna Kur'an'dan farklı bir cevap da çıkıyor. Yani kesesi değil gönlü dolu olandır. Çünkü yeryüzünün hazinesini versen sevdiremiyorsun. Ama Allah sevdiriyor. O zaman yeryüzünün hazinesini yapamayacağını yapan bir mümin yeryüzünün en zenginidir. Bu önemli. Bedenlerin birbirine olan cazibesinden daha fazla ruhların cazibesi vardır. Ruh ruhu sever. Hani el ervahu cunudun mucennedetun buyurur Efendimizin bir hadisinde. Ruhlar bölük bölük sınıf sınıf olmuş ordular gibidir. Birbiriyle tanışanlar kaynaşırlar. Birbiriyle tanışan, yani birbiriyle uyumlu olan ruhlar kaynaşırlar. Birbiriyle uyumsuz olan ruhlar da kaynaşamazlar. Adeta bölük bölük, sınıf sınıf. Yani böyle bir tespit var. Ama bundan da öte, imanlar da birbirini çeker biliyor musun? Müminin müminle buluşturur iman. Bakarsınız hiçbir izahı yok.
yahut yabancı bir yerdesiniz, çekiyor bir şey. İsmini de koyamazsınız. Makul bir sebep de bulamazsınız. Anlaşıldı, imanlar birbirini çağırıyor. Yani imanlar birbiriyle tanışmak istiyor. Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed Halilullah. Vettekezallahu İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i halil edindi diyor Nisa suresinin 125. ayetinde. Muaz bin Cebel Yemen'de bu ayeti okumuş, arkasında da cemaat varmış. Cemaatin içinden yaşlı bir bedevi, zavallı, ne bilsin efendim. Ve karrat izen demiş. Ve karrat aynu ummi İbrahim. İbrahim'in gözü aydın olsun, namaz kılıyor. Namazın içinde. Yani Allah İbrahim, ya adam o kadar samimi ki, o kadar kaptırmış ki kendini namaz içinde. İmam Kur'an okuyor, bizimki de cevap veriyor. İbrahim'in anasının gözü aydın olsun. Hulul kökünden geldiğini söylerler Halil'in. Sevginin hücreye yedirilmesi manasına gelir. Hücresine kadar sevgiyi içmiş hücre. Halil ile Habib arasında fark var. Her açıdan Halil Habib'den üstündür. İbrahim Halilullah olmak için Nemrud'un ateşinde sınandı, evladını kurban etti. Hani öyle diyor ya, aşık. Eğer aşık isen yâre, düş İbrahim gibi nâre. Sakın aldanma ağyâre, bu gülşende yanar olmaz. Eğer aşık isen hiçbir Nemrud'un ateşi aşkı yakamaz. Onun için de yakamadı nitekim. Efendimiz de şöyle diyor. İnna Allaha ittakazeni halilen kema ittakaze İbrahim halila. Allah İbrahim'i halil edindiği gibi beni de halil edindi diyor. Müslim hadisi. Eyvallah. Ama bizde Habibullah meşhur. Kur'an'da hiç geçmez. Sünnette de hiç geçmez. Hiç kullanılmayacak çok zayıf bir hadis dışında. Dolayısıyla ne Kur'an'da ne sünnette sahih olarak hiç geçmez Habibullah. Ama onu da yanlış ve eksik anlıyoruz. Habibullah zannediyoruz ki Allah'ın çok sevdiği. Hayır, öncelikli manası Allah'ı çok seven. İkili bir manası vardır. Allah'ı çok sevdiği için Allah'ın da kendisini sevdiği manasına gelir. Ve Efendimiz kendine Halilullah diyor. Habibullah demiyor. Dolayısıyla لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ خَل۪يلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَل۪يلًا. Eğer yer ehlinden birini halil seçseydim, Ebu Bekir'i seçerdim. وَلَاكِنْ صَاحِبُكُمْ خَل۪يلُ الرَّحْمَانِ. Fakat arkadaşınız Rahman'ın halilidir. Yine Müslim hadisi. Yani Allah'ın halili. Kur'an, evet, bunu da zaten destekliyor. Elçinin sevgisi, sevginin elçisidir. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. İki şey söylenmiyor bu hadiste. Ayette. Eğer Ali İmran suresi 31. Eğer Allah'ı seviyorsanız beni de sevin demesi istenmiyor Resulullah'tan. Allah'ı seviyorsanız beni de sevin demesi. Aksine bana uyun demesi isteniyor. Bir şey daha demesi istenmiyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'a uyun, Allah'ı izleyin demesi isteniyor. Neden? Çünkü Allah yerde yürümez ki iz bıraksın. Yerde yürüyen peygamberdir. Peygamber izlenir. İzleyecekseniz peygamberi izleyin. Peygamberi izlemek Allah'ı sevmenin bedeli olmuş oluyor. Peki bu bedeli ödeyene Allah ne vaat ediyor? Yağfir lekum ayetin devamı zunubekum. Sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi cennetine koysun. Demek ki aslında Rabbimiz sevgiye ödülünü de ayrıca veriyor. Seviyor,
Ondan ayrı bir de ödülünü veriyor. Dolayısıyla peygamberler ücret istemezler peygamberliklerine karşılık. Ne isterler ya? Sevgi isterler. Kul la es'elukum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba. Şura suresi 23. ayet. De ki, sizden bu davetime karşılık bir ücret istemiyorum. Sadece yakın bir sevgi ya da sevgide yakınlık istiyorum. Bunu İmamiye ve Ehl-i Beyt Mektebi yani Şia, Ehl-i Beyt'i sevmenizi istiyorum şeklinde anlamış. Ama doğrusu çok daha geniş bir anlamı var ve bu anlam bana yakın bir sevgi demek. Ve bu manada Allah Resulü bizden sevgi istiyor. Demek ki aslında sevgi istemek peygamberlerin ve onların varisleri olan alimlerin hakkıymış. Ücrette değilmiş. Eyvallah. Sevgi bedel ister. Biri geliyor Resulullah'a, ya Resulallah seni çok seviyorum. Efendimiz, o halde belalara hazır ol. Yağma var mı öyle? Yağma var mı? Hazreti Ali beni çok titreten bir sözü var. Çok çok sevdiği bir komutanı ölüyor da onun üzerine söylüyor bunu hutbede. Eğer beni bir dağ sevmiş olsaydı erir akar toz duman olur. Demek ki sevdiğinizin derdi sizi buluyor. Eğer birini seviyorum diyor ama onun derdi sizi germiyorsa onu sevmiyorsunuz. Allah'ı seviyorum diyor, Allah'ın davasını dert edinmiyor. Sevmiyor. Allah'ı seven Allah'ın derdini dert edinir. Davasını dert edinir. Eyvallah. Onun için İmam İbn Teymiye öyle diyor. Namaz, oruç, ibadetler kulluğunuzun gereği. Allah'a dost olmak mı istiyorsunuz? O zaman ayrı bir şey yapmanız lazım. Söyleyin ne yapmanız lazım. Allah'ın davasını dert edinin ki dost olasınız. Eyvallah. Vedud isminin Hazreti Peygamber'deki tecellisi. Gamitli bir kadın geliyor. Efendimiz sevgiyi ölçü olarak koyuyor. İki tane örnek anlatacağım, geçeceğim. Zaten vakit doldu. Zina suçu işlemiş, günahı işlemiş bu kadın. Ve ısrarla Allah Resulü'nden temizlenmek istiyor. Yani beni cezalandır değil söylenen söz. Tahhirni ya Resulallah, beni arındır. Vicdanı öyle güçlü ki, imanı onda öyle bir vicdan yaratmış ki, bu güçlü vicdan kendisini durdurmuyor. Henüz Nur suresinin ikinci ayeti inmemiş olmalı muhtemelen. Büyük bir ihtimalle ben ona inanıyorum. Efendimiz önceki şeriatın yani Tevrat'taki bir hükümle hükmediyor. Nur suresi ikinci ayet zina konusundaki ceza ayeti inmeden önce. Şer'u men kablena ile hükmediyor. Ve dolayısıyla bu kadının ısrarla istediği şey ölümüne kadar taşlamak. Ama bunu ısrarla istiyor. Önce gönderiyor. Elinde bir diyor ki git doğur da gel. Doğuruyor geliyor. Git büyüt de gel. Efendimiz bir biçimde gönderiyor. En sonunda geliyor hatta ekmeği veriyor çocuğa. Bak ya Resulallah ekmeğini bile kendisi yiyor. Beni artık temizle diyor. Nasıl bir aktif vicdan varsa dikkatimizi çekilmesi gereken yer burası aslında. Güçlü bir iman insanda güçlü bir vicdan yaratıyor. Evet. Ve en sonunda infaz ediliyor ve birileri arkasından konuşuyor. Resulullah onun tevbesi şu şehre dağıtılsaydı yine de fazla gelirdi diyor. Ve arkasından Allah, vallahi o Allah'ı ve Resulünü çok seviyor.